Türk savunma sanayisi bünyesinde milli olarak geliştirilen 3 boyutlu çevre gözetleme radarı Retinar Farade, zorlu koşullarda drone ve paramotor gibi güncel tehditlerin tespit edilmesine imkan veriyor. Alınan bilgiye göre değişen tehditlerin önlenmesi amacıyla geliştirilen yenilikçi çözümlere yenileri ekleniyor. Son dönemde önemli bir tehdit unsuruna dönüşen mini mikro insansız hava araçları, paramotorlar karşı tedbir arayışında önemli bir yer tutuyor. Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak ve savunma sanayindeki ihracat hedeflerine katkı sağlamak üzere yerli ve milli teknolojiler geliştirdiklerini söyledi. Özellikle sınır güvenliği, kritik tesis güvenliği gibi alanlarda radar ve elektronik harp temelli çözümleri bulunduğuna, hava platformlarında özel radar çözümleri oluşturduklarına işaret eden Alparslan, sınır güvenliği ve kritik tesis güvenliğine yönelik Retinar isimli bir ürün ailesi ortaya çıkardıklarını belirtti. Bu ailenin anti-drone özellikli bir üyesinin Retinar Farade olarak isimlendirdiklerini anlatan Alparslan, radarın güncel bazı hedef kategorileri mini mikro İHA'lar, gezinen ya da dolanan mühimmatlar, kamikaze İHA'lar, paramotor ya da delta kanat gibi özel İHA'lara yönelik geliştirildiğini bildirdi. Asimetrik hedef olarak nitelendirilen bu tehditlere karşı konvansiyonel hava savunma sistemlerinin önemli zaaflara sahip olduğuna işaret eden Alparslan şöyle konuştu. Bazı unsurlar onların boşluklarını değerlendiriyor, terörist faaliyetlerde kullanabiliyor, hatta devlet aktörlerinin de sıklıkla kullanmaya başladıklarını görüyoruz güncel olaylarda. Mini mikro İHA dediğimiz bu kategorideki hedefler alçakta uçuyor, görünmüyorlar. Yani çok kolay görünebilir hedefler değil. Yavaş geliyorlar, yerine göre hızlanabiliyorlar, dolanabiliyorlar, gezinebiliyorlar. O kadar zor bir hedef kategorisi ki bunlara yönelik unsurlar geliştirmemiz gerekiyor. Retinar Farade anti-drone radarı 360 derece yancada, yükselişte de 40 derece gibi geniş bir kesit konide uzayda hedefleri coğrafi olarak konumlandırıyor. Onların konumlarını yüksek çözünürlük ve doğrulukta buluyor. Yönelimlerini, hızlarını buluyor ve bunları da komuta kontrol sistemleri üzerinden karşı tedbir gösteren unsurlara yönlendiriyor. Bu hedeflere karşı çok önemli bir kuvvet çarpanı. Retinar Farade bu tür hedeflere karşı etkili olmak için hedefleri arayıp bulurken izlemeye alıyor, izlerken de sınıflandırıyor. Yani gelen hedef mi, kuş mu, drone mu, hatta paramotor mu ayrıştırabiliyor. Bu da onu benzerlerinden çok farklı kılıyor. Güncel bazı gelişmelerde ortaya çıkan tehditlerle Türk güvenlik güçlerinin uzun süredir ilgilendiğini ifade eden Alparslan, kendilerinin de teknolojik çalışmalarını buna göre yönlendirdiklerini ve kapsamlı testler gerçekleştirdiklerini söyledi. Testlerde 9 kilometrenin üzerinde bir menzilde hedefleri arayıp izlemeye alabildiklerini anlatan Alparslan, sistem radar temelli olduğu için gece gündüz koşullarından, hava şartlarından sisten etkilenmediğini ifade etti. Alparslan, çok yoğun sis ortamında da testler yaptık. Öyle ki görüş mesafesi çok düşük, bulut çökmüş ortamlarda test gerçekleştirdik. 9,3 kilometreden tespitler yapabildiğimizi gördük. Bu tespitlerde doğru teşhis ve sınıflandırma yapabildiğimizi gördük. Bu anlamda silahlı kuvvetlerimizin envanterinde yer alan onlarca çok önemli kuvvet sağlayan bir unsur çıkartmış olduk. İhracat çalışmalarına da yoğun olarak devam ediyoruz açıklamasında bulundu. Selçuk Kerem Alparslan, envanterde olan ve teslimatları süren tüm Retinar Farade radarlarının bu özelliklere sahip olduğunu, milli teknoloji ürünü olmasının avantajıyla da çözümleri sürekli destekleyip en yeni teknolojilerle güncellediklerini söyledi. Selçuk Kerem Alparslan, büyük teknolojilerin çok kolay ve hızlı elde edilebildiğini, bunlara ulaşan karşı güçlerin çok çevik, hızlı hareket ettiğini ve hızlı ürün geliştirdiğini belirtti. Alparslan şu değerlendirmelerde bulundu. Buna konvansiyonel, standart bakış açısıyla yaklaşırsanız çok uzun seneler alan projeler, büyük, pahalı sistemlerle oyunu baştan kaybediyorsunuz. Meteksan Savunma olarak çevik ve dinamik bir şirketiz. Teknolojik hazırlık seviyemiz çok yüksek. Hızla reaksiyon gösteriyoruz. Bu paramotor tabir edilen hedef türlerine birkaç sene evvelinden konsantre olmuştuk. Bu sırada dedik ki hedef ya da hedef olmayan unsurların ayrıştırılması ve çok zamanla ayrıştırılması çok kritik. Bu yüzden ona odaklandık ve hızlı tarama rejimleri uyguladık. Tararken sınıflandırma gibi özellikler barındırdık. Asimetrik harbin gereği olarak karşı tarafta bunları nasıl kırarım diye çalışıyor. Ona yönelik olarak sürü saldırıları çok gündemde. Yakında bu tür savunmaları
savunma sistemlerini satüre edecek, yani doyuma ulaştıracak yaklaşımlarla geleceklerini düşünüyorum. Biz de sırf buna yönelik olarak uzun süredir aktif elektronik taramalı ve BIMO özellikli bir radar üzerinde çalışıyoruz. Bunun da son noktalarına gelmiş vaziyetteyiz. Saha testleri çok başarılı gidiyor. Retinar faradeyi tamamlayan ya da onu genişleten bazı özellikleri var. Bütün yukarı koniyi, yarı küreyi çok hızlı tarayabiliyor. Bir saniyede bütün uzayı tarayabiliyor ve birden fazla hedefi aynı anda konumlandırabiliyor ve takip edebiliyor. Yüksek hızlı ve düşük hızlı hedefleri aynı anda tespit ve takip edebilmek zor bir problemdir. MIMO özelliği sayesinde bunları da yapabiliyoruz. Radar karmaşıklığı yoğun olan ortamlarda dahi yüksek performans alıyoruz ve teknolojimizi bu alanda sürekli geliştiriyoruz. Karşı tarafa hızla reaksiyon göstermemiz büyük bir mühendislik çevikliği, becerisi gerektiriyor. Radarlarda, özellikle çevre gözetleme radarlarında da bu olgunlukta olduğumuzu düşünüyorum. Hareket halinde de drone tespit edebilen sistemler üzerinde çalışıyoruz. Bunları yapabildiğimizi görüyoruz.